Merhaba dostlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videoda başlıktan da anlaşılacağı üzere Ben 10 dizisindeki çekim hatalarını inceleyeceğiz. Hatırlarsanız ilk Ben 10 çekim hatası videosunda dizinin ilk serisi olan Ben 10 serisinin 1. sezonundaki hataları sizlere göstermiştim. Bugün ise Ben 10 Classic'in 2. sezonundaki hatalarına göz atacağız. Fakat videoya geçmeden önce sizlere bir önceki yayınladığım Ben 10 dizisindeki Teknoloji Seviyeleri adlı videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi fazla beklemeden videoya başlayalım. Ama önce dostlar. Önceki hata videosunun altına birçoğunuz yazmış. Onlar da insan, diziyi neden kötülüyorsun falan filan birçok yorum gelmiş. Dostlar, ben bu videoları diziyi kötülemek için çekmiyorum. Ben bu hata videolarını hem sizlere göstermek hem de sizin de benim de eğlenmesi ve zaman geçirmesi için yapıyorum. Lütfen bu söylediğim sözleri dikkate alarak yorum yaparsanız sevinirim. Ve şimdi videomuza başlayalım. Kişisel deneyim olsa gerek. Şuna baksana. Arkadaşın çok çalışmış. Üstelik sadece bu şehirde değil. Bak. Yaban köpek, yüzen çene, gölge hayalet farklı şehirlere dehşet saçmış. Bu sahneyi izlediniz. Eminim bu sahnedeki hatayı çabucanak fark ettiniz. Bu sahnede Kevin yüzen çeneye dönüşerek bir bankayı soymuş. Ve oradan bir gazeteci de yüzen çenenin resmini çekerek gazeteye koymuş. Ama gazetedeki yüzen çenenin görünümü farklı. Gazetede yüzen çenenin sağ kolunun üstü siyah ama diğer kolunun üstü beyaz olduğu görülüyor. Zaten yüzen çenenin bir tarafının siyah olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama gazetedeki siyah rengin yeri karıştırılmış. Normalde sağ tarafı beyaz, sol tarafı yani Omnitrix'in olduğu yerde siyah olması gerekiyordu. Ama gazetede bu tam tersi olmuş. Gözden kaybetme, ben hemen geliyorum. Bunu neden yapıyorsun? Eğlenmeye yeni başlıyoruz. Oynayan sahnedeki hata çok ufak bir detay. Bu sahnede Kevin güncellemeye dönüşüp yoldan giden tramvayı ele geçirir. Ve son sürat tramvayı denize doğru sürmeye kalkışır. Bu sırada treni durdurmak isteyen makinistin elindeki saat başta çizgili bir tasarıma sahip olduğu görülür. Fakat ikinci kamera açısında ise saat çizgisi olmayan ve düz bir tasarıma sahip olduğu seyircilere gösterilir. Evet, videoyu duraklattım. Şimdi sizlerden ufak bir ricam var. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız ve aşağıdan videoyu beğenirseniz yeni bir video çekmek için daha da çok gaza geldiğimi bilmenizi istiyorum. Ve bu ufak bilgilendirmeyi yaptıktan sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Büyük babamla beraber her şeyi dışarı çıkartın. Şimdiki videoda bir animasyon hatası yok. Bu sahnede bir mantık hatası var. Ben 10 elmas kafaya dönüştükten sonra Güven'in ayağına elmas kafa ile basıyor. Size soruyorum. Sizce saf elmastan yapılı, en az 150 kilo olan bu uzaylı, daha ufak bir kız olan Güven'in ayağını kırmaz da ne yapar? Hiç yatmadım ki. Önce teknolojik uzaylı oldum ve bilgisayarım da bütünleşip işlemci hızını 3 kat arttırdım. Sonra bir su yaratığına dönüşüp öğle yemeğimizi tutup ardından da hızlı bir uzaylı oldum. Eve gidip unuttuğum kıyafetimi aldım. Oynayan kısa sahnede belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Bu sahnede animasyon hatası yerine bir mantık hatası yapmışlar. İlk kamera açısında yerde toplam 9 tane balık var. Ama kamera bizimkileri genişten aldığı sırada yerdeki balık sayısı 9'dan 6'ya düştüğü görülüyor. Şanslıyız. Kapıyı kapatmayı unutmuşlar. Soyu! Şimdiki oynayan sahnede bir diğer önceki hata sahnesiyle aynı bölüm. Oynayan sahnede Güven, beni Omnitrix'in nasıl da güçlü kullandığını göstermek için beni bowling salonuna götürüyor. Burada ise Güven 4 kola dönüşerek bütün labutları düşürmeye başarıyor.
Ama bu sahnede Güven'in dönüştüğü dört kolun, alt kollarında da Güven'in mavi elbisesi olduğu görülüyor. Ama normalde dört kolun alt kollarında elbise yoktur. Evet, videoyu izlediniz. Gördünüz ki bir diğer önceki hatanın üstünden daha saniyeler geçmeden yapımcılar bir hataya daha imza atmışlar. Birçoğunuzun bu hatayı görmemesi çok normal. Çünkü bu ufak bir detay. Gelin sizlere bu ufak hatayı göstereyim. Ben Tennyson bowling topunu attığı anda kamera açısı bizim ikilinin önüne gelir. Ve yine Güven'in mavi elbisesi boynuna kadar çıkmış olarak gözüküyor. Diğer sahnelerde boynu dört kolun rengi olan kırmızı. Fakat bu sahnede ise elbisesi boynuna kadar geliyor ve boynu gözükmüyor. Neye dönüşmeliyim? Şarj olması gerekiyor. Aa, bu haksızlık. Bence de. Omnitrix hemen. Çıkaramıyorum. Yine aynı bölümden bir hata. İzlediğiniz videoda Vilgax Omnitrix'i almak için Güven'in yanına gelir. Güven ise saatin şarjı bittiği için uzaylıya dönüşemez. Hatta birkaç saniye sonra ise saatin rengi kırmızı olarak gösterilir. Ama Vilgax'ın gemisi geldiğinde ise Güven'in elindeki saatin rengi yeşile dönmüş olarak gözükür. Vilgax Güven'in saatiyle uğraşırken ise saatin tekrardan kırmızı renge dönüştüğü biz izleyicilerin gözünden kaçmıyor. Sahneyi izlediniz. Bu bölüm en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Bizimkilerin ilk arena dövüşünde Kevin bir robotun ilk önce kolunu koparıyor. Ardından ise o kol ile robotun bacaklarını yerinden söküyor. Ardından robotu yenmek için o kopardığı bacakları robota doğru fırlatıyor. Ve sonraki sahnede ise robotun bacakları tekrardan yerine takılmış ve hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. Sizce bu normal mi? Ve ikisi de yere düşer. Düştükleri anda ise dört kolun toplamda 5 parmağı olduğu görülür. Ama aslında dört kolun 5 tane değil, toplamda 4 tane parmağı vardır. Bu önemli hatayı baştan beri yapmayan yapımcılar nedense bu hatayı sonunda dayanamayıp bölümün son kısımlarında maalesef yapmışlar. Tüm bölüm boyunca Kevin ile Ben Tennyson'ın birbirleriyle bağlayan mavi ışıklı ipin kelepçesi bölüm boyunca Ben Tennyson'ın sağ ayağında takılıydı. Ama bölümün son kısımlarında ise Ben Tennyson yere düşünce bu kelepçe Ben Tennyson'ın sağ ayağında değil de sol ayağına geçmiş olarak gözüküyor. Ama canınızı sıkmayın. Bu hata bir sonraki sahnede düzeliyor ve kelepçe tekrar Ben Tennyson'ın sağ ayağına geçiyor. Onun nesi var? Sükroz taktiğinin zehirlenmesine benziyor. Ona biraz çikolata verdim. Kibar olmaya çalışıyor. Sahneyi iyi izleyenler hatayı eminim fark etti. Ben Tennyson ilk kendi başının elindeki çikolataları yerken Ultimus'a da elindeki çikolatalardan veriyor. Ve ardından dövüş yerine gittikleri anda ise Ultimus'un vücudu kurumuş, bitmiş bir vaziyette gözüküyor. Ama bu sahnede Ultimus'un ağzında hiçbir leke yok. Ama bir diğer sahnede ise ağzının sol kenarında yediği çikolataların lekeleri gözüküyor. Evet, metni yazarken aklıma gelmemişti. Şimdi videoyu seslendirirken aklıma geldi. Belki bu Ultimus yediği çikolataları hastalandığı için dışarı çıkarmış olabilir mi acaba? Olacak mısın? Yapabilirsem evet.
Galaktik polis kıyafetini giyiyor. Ardından görüyoruz ki bu elbise Ben Tennyson'ın kolundaki saati kapladığı, yani içine aldığı görülüyor. Fakat Ben Tennyson savaş alanında şimşek hıza dönüşeceği vakit birdenbire saat elbisesinin üstüne geliyor. Yani elbisenin altında olan saat birdenbire nasıl oldu da elbisenin üstüne çıktı? Ben anlayamadım. Çıkar beni! Beni rahat bırak! Kuzenim çok şakacıdır. Bu güzel sahneyi izlediniz. Peki sizlere soruyorum. Buradaki hatayı bulabildiniz mi? Eminim ki bulamadınız. Çünkü bu sahnede olan hata videoyu kat kat yavaşlatınca belli oluyor. Bu sahnede Ben Tennyson'ın saatinden kaçan gölge hayalet bir deney tüpünün içerisinde kendisini Ben Tennyson'a gösteriyor. Ve Tennyson da korkup deney tüpünü kırıyor. Güvende girmek istediği üniversitenin önünde küçük düşmemek için Ben Tennyson'a kardeş muamelesi yaparken videoyu yavaşlattığımız anda Ben Tennyson'ın gözlerinin ve kaşlarının kopyası ortaya çıkıyor. Ve bu ortaya çıkan kopyalar ise aşağı doğru kaymış bir şekilde gözüküyor. Ben kahraman olmak hiç iyi bir fikir değil. Niye dönüş işini bilmiyorsun? Herkes eğilsin. Eğer denemezsen ızgara olacağız. Hem de iyi pişmiş. Ve son hatalı sahneyi de izlediniz. Hatayı fark edenleri buradan tebrik ederim. Bulamayanlar gelin sizlere nerede hata varmış göstereyim. Bu bölümde Büyük Baba Max, Gwen ve Ben Tennyson Doktor Animo'yu durdurmaya bir tekne ile gidiyorlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama bundan sonraki sahnelerde ise bizimkilerin üstlerine giydiği can kurtaran yeleklerinin kemerleri değişip duruyor. Evet dostlar, bir Ben Ten videosunu daha bitirdik. Bu videoyu neden çektiğimi başta belirttim. Ben bu çekim hatası videolarını Ben Ten dizisini kötülemek için çekmiyorum. Zaten kötülemek için çeksem çocukluk çizgi dizim olan Ben Ten hakkında videolar çekmem. Benim bu videoları çekmemdeki amaç hem sizlerin bu hataları görmeniz hem de sizin de benim de bu videolarla eğlenmemiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone olursanız ve ayrıyeten videonun emeğine saygı olarak videoya like atarsanız cidden çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye bye.